Merhaba arkadaşlar. Mayoz bölünmeyi tamamlamıştık. Şimdi eşeyli üreme çeşitlerine bakacağız. Ama önce mitoz bölünme ve mayoz bölünmeyi karşılaştıracağız. İyice onları iyice böyle bir analiz edeceğiz. Karşılaştırmalı soru çokça görebilirsiniz çünkü. Daha sonra da eşeyli üremelere bakacağız. Şimdi mitoz bölünmeyi bir hatırlayalım. Mitoz bölünme profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve stoplazmanın bölündüğü stokinez evresi olmak üzere sıralanıyor. Peki profazda ne oluyordu? Çekirdek zarı, çekirdekçik kaybolur. Metafaz fazda kromozomlar ekvator düzlemine tek sıra halinde dizilir. Ana fazda kardeş kromatit ayrılması gözlenir. Yazalım. Kardeş kromatit ayrılması gözlenir. Bakın metafazda da kromozomlar nasıl diziliyorlardı? Tek sıra. Ee, peki sonra telefazda yeniden çekirdek zarı çekirdekçik oluşur ve iki tane yeni hücre oluşur. Başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısı iken ise sonuçta oluşan hücrenin kromozom sayısı da iken olur. Çünkü mitoz bölünme kromozom sayısını değiştirmez. Peki bu iken kromozomlu hücre mayoz bölünme geçiriyorsa? Mayoz bölünme geçiriyorsa arkadaşlar profaz 1'inde çekirdek zarı çekirdekçik yine kaybolur. Metafazda kromozomlar ekvator düzlemine arkadaşlar dikkat çift sıra halinde dizilir. İşte biz bu kromozomlara ne diyorduk? Homolog kromozomlar diyorduk. Buradaki diziliş çift sıra. Öyleyse anafaz 1'de ne ayrılması var? Homolog kromozom ayrılması. Evet şöyle yazamadım. Homolog kromozom ayrılması görülür anafaz 1'de. Sonra telefoz olur ve kromozom sayısı homologlar birbirinden ayrıldığı için ne oldu arkadaşlar? Bakın iken iken n'e düştü. Buraya ne diyoruz biz bu 4 evreye? Mayoz 1 evresi kromozom sayısının yarıya düştüğü evre. Peki sonra, sonra mayoz 2 evresi gerçekleşiyor. Mayoz 2'de en kromozomlu bir hücre, metafazda kromozomlar yine tek sıra dizilir ve anafaz evresinde yine gençler kardeş kromatit ayrılması görülür. Aa, aynı mitoza benzedi değil mi? Demek ki meta, mayoz 2 mitozun benzeri bir bölünme şekli. Telofaz gözleniyor. Sonra sitokinezde yine kromozom sayısı aynı olan 4 tane hücre toplamda oluşuyor. Öyleyse şöyle diyorum. Mayoz 2 eşittir mitofa, mitoz ama şöyle interfazı olmayan bir mitoz. Dikkat ederseniz mayoz bölünmeden mayoz 1'den mayoz 2'ye geçerken herhangi bir hazırlık aşaması gözlenmiyor. Peki, n iken 3n kromozomlu tüm hücreler mitoz geçirirken sadece mayoz iken kromozomlu hücrelerde oluyor. Peki hangi hücreler mayoz yapabilir? Üreme ana hücreleri. Mitoz sonucunda 2 hücre oluşuyor az önce gördük. Mayoz sonucunda 4 hücre oluşuyor ve üreme ana hücresinden üreme hücresi oluşturacağı için mayoz bölünmenin sonucunda oluşan hücrelere gamet denir. Bir karyokinez, karyokinez neydi arkadaşlar? Çekirdek bölünmesi, bir stokinez, toplazma bölünmesi. Oysa mayoz bölümü iki aşamada gerçekleştiği için iki karyokinez, iki stokinez gözlenir. Mitozda tetrad sinapsis crossing over yok. Bunlar mayozda var. Oluşan hücresi, hücreler kromozom sayısı ana hücreninki aynı. Oysa ki mayozda yarıya iniyordu. Hangisinde yarıya iniyordu? Mayoz 1'de. Çok hücrelerde mitoz büyümeyi, gelişmeyi, onarımı, eğer hücre tek bir hücreli bir canlıysa, o zaman da üremeyi sağlar. Oysa ki mayoz bölünme gamet oluşumunu sağlar. Kimde Eşeğiyle üreyen canlılarda. Peki vücut hücrelerinde bir onarım, büyüme vesaire işi varsa, kromozom sayısının mitoz sabit kalmasını sağladı mı? Evet. Mayoz bölünme ise dölden döle kromozom sayısının sabit kalmasını sağladı. Yani en kromozom anneden, en kromozom babadan sonuçta iki en kromozomlu çocuk nesiller boyunca kromozom sayısı iki en kalır. Şimdi birkaç örnekle pekiştirelim. Hücre bölünmesine ait bir evre gösterilmiş. Bakalım bu evre arkadaşlar ana faz bir. Nereden anladık hocam? Kromozomlar zıt kutuplara doğru çekiliyor. Bakın kardeş kromatitler değil homolog kromozomlar. Peki kromozom sayısı kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 eniştir 6 kromozomlu bir hücrenin mayozudur diyebilirim. Evet. En eşittir 3 kromozomlunun mitozuna ait olabilir mi? Tabii ki olamaz. Çünkü mitozda ekvator düzlemine tek sıra diziliyorduk. Oysa burada ikili dizilme var ve homolog ayrılması var. Mitozda homolog ayrılması yoktu. Evre anafaz bir evresi olup homologlar zıt kutuplara doğru çekiliyor. Bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3. Bir başka örnek. 2 en eşittir 36 kromozomlu bir hücrenin ama bir üreme ana hücresinin mayoz geçirdiğinde oluşan hücre sayısıyla oluşan her bir hücredeki kromozom sayısını soruyor. Arkadaşlar mayoz geçirirse bir hücre kaç hücre oluşur? 4 değil mi? Mitozda 2 mayozda 4. Peki 2 en eşittir 36 ise mayozun sonucunda en eşittir kaça düşer? 18'e Öyleyse 4'e 18 cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Bir başka örnek. Yukarıdakilerden hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Bakalım. Kardeş kromatitler hücrenin ortasına dizidir. Mayoz 2'de ve mitozda kardeş kromatit ayrılması var. E, dolayısıyla bu ortak. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alışverişi. Biz buna ne diyoruz? Crossing over diyoruz ve crossing over mayozda var mitozda yok elendi. Stoplazma bölünmesi stokiniz hem mayozda hem mitozda mutlaka görülür. Çünkü eğer stoplazma bölünmezse iki tane yeni hücre oluşmaz. O yüzden bu da var. Peki bunu bir grafik halinde inceleyelim. İki ata canlının oluşturduğu kromozomların yani gametlerin birleşmesi eşeyli üreme olarak isimlendirilebilir. Burada arkadaşlar kromozom sayısı interfaz evresinde sabit, mayoz bölünmede yarıya iniyor bakın dikkat. Nerede iki katına çıkıyor? Döllenmede. Hemen not alalım. Döllenme gametlerin birleştiği evre. Sonra burada bebiş oluştu. Bebişin büyüyüp gelişip ergin bir birey haline gelmesi hep mitoz bölünmelerle gerçekleşir. Hatta şöyle şekline de bakalım. Bir föy sonraydı. Neyse gelecek şimdi oradan bakarız. E, iken kromozomlu yumurta ana hücresi ve sperm ana hücresi mayoz ile kromozom sayısını yarıya indirdi. Döllenme ile iki katına çıktı. Ve bir birey büyüyerek ergin yeni bir birey haline mitoz bölünmelerle geldi. Peki çeşitliliği ne sağladı? Crossing over mutlaka çeşitlilik sağlar. Bir de metafaz bir evresinde homologlar rastgele dizilirse eğer. Bakın nasıl konuşmuştuk Mayoz'da bunu. Maviler babadan gelen olsun. Turuncular anneden. 1 ve 2 babadan 3 anneden gelmiş. Burada da 1 ve 2 anneden 3 babadan gelmiş. Dolayısıyla ben bu hücreyi bölersem üstteki hücre ile alttaki hücre birbirinden farklı olur. Bunun çok daha farklı kombinasyonlarını yapabiliriz. Bizde 46 kromozom olduğunu, 23'ünün yukarıda, 23'ünün aşağıda olduğunu düşünürsek çok 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 daha fazla kombinasyon yapabiliriz. Öyleyse crossing over olmasa bile bu rastgele dizinin ve rastgele ayrılma, homologların ayrılması çeşitliliği mutlaka sağlar. Peki crossing over'da nasıl bir çeşitlilik sağlanır? Diyelim ki mor kromozom anneden gelen kromozom olsun. Ee, sarışın Rus annemiz, esmer Türk genci babamız bakalım. Esmer olma geniyle sarışın olma geni yer değiştirmiş gençler. Bakın esmerle sarışın olma geni yer değiştirmiş. Bunlardan bir tanesi çocuğa giderse çocuk sarışın sarışın anneden gelme, değil mi? Ama diyelim ki uzun boyluluk genini de almış veya kısa boyluluk geni yer değiştirmiş. Yani esmer sarışın Kısa boylu uzun boylu yer değiştirirse sarışın uzun boylu anne esmer kısa boylu babanın sarışın ama kısa boylu esmer ama uzun boylu çocukları oldu. Sonra çocuklarda onca ne diyoruz? İşte ten rengini annesinden boyunu babasından almış gibi. Yani crossing over ve rastgele döllenme ve rastgele homologların ayrılması çeşitlilik sağlıyor. Annemize babamıza tamamen benzemiyoruz. Değil mi? Tamamen ayrılmıyor. Ee, benzemiyoruz. Mutlaka anneden ve babadan harmanlanmış böyle karıştırılmış yeni bir canlıyız. Bazı özelliklerimiz daha çok annemize benzeyebilir. Bazıları daha çok babamıza benzeyebilir. Bazen de anne ve babada olmayan ama onların atalarından getirdiği özelliklere sahip olabiliriz. Peki eşeyli üremek Eşeğli üremek canlının ortam şartlarına daha iyi uyum sağlamasını sağlar. Arkadaşlar eşeğsiz üreyen canlılar değişen ortam şartlarına dayanıksız olurlar. Eşeğli üreyen canlılar ise değişen ortam şartlarına daha dayanıklı olurlar diyoruz. Evet. Ha bu şekilden bahsetmiştim. Şimdi anneciğimiz var. Anneciğimiz mayoz bölünmeyle yumurtayı oluşturdu. Annenin yumurta ana hücresi ikendi ve yumurtası en oldu. Babanın sperm ana hücresi ikendi ve sperm en oldu. Bu ikisinin birleşmesiyle iken kromozomlu kim oluştu gençler? Zigot oluştu. Yumurta ve spermin birleşmiş haline zigot diyoruz. Zigotun kromozom sayısı iken bu ikiyen kromozomlu hücre büyüyüp gelişerek yetişkin bir bireye dönüştü. Bu arada gerçekleşen tüm bölünmeler mitoz bölünme. Evet devam edelim. Ee, i̇nsandaki eşeyli üreme şemasını incelersek eğer. Testislerde mayoz bölünme ile sperm oluşuyor. Az önceki şema. Ee, yumurtalıklarda da mayoz ile yumurta oluşuyor. Bunlar yumurta kanalında birleşiyor. Yumurta kanalında oluşan iken kromozomlu ilk hücre zigot ve bunun mitoz bölünmelerle büyüyüp gelişmesiyle önce embriyo sonrasında ise bebek oluşur. Aklımızda bulunsun. Hatta sıralama şöyle. Zigot arkadaşlar embriyo anne karnındaki bebiş ve doğuma yakın süreçteki bebişe de fetüs deniyor. Sonra da doğum gerçekleşiyor ve bebek dünyaya geliyor. Dünyaya geldikten sonra da mitoz bölünmeler büyüme ve gelişme için devam ediyor ve yetişkin yeni bir birey oluşmuş oluyor. Şimdi insanlar çoğunlukla birbirine benzer fakat tıpatıp aynı özellikle değildir. İnsanlar arasındaki bu farklılığın ortaya çıkmasındaki 3 temel faktörü yazacağız ve açıklayacağız. Birinci temel faktör crossing over. Nerede meydana geliyor arkadaşlar? Mayozun profaz birinde yazalım. Mayozun profaz birinde oluşan crossing over. Şimdi bir daha hatırlayalım. Crossing over nasıldı? Crossing over gen değiş tokuşu. Sarışın annemiz, değil mi? Uzun boylu, esmer kısa boylu Türk gencinin sarışın ve esmer olmak genleri, yani ten rengi genleri değişti. Çocuk sarışın ama kısa boylu, esmer ama uzun boylu doğdu. İşte bu çeşitliliği sağlayan şey ne oldu? Gen değiş tokuşu yani crossing over. Peki mayoz bölünmenin ana faz birinde yine mayozun. Hemen not alalım. Anafaz birindeki homolog kromozomların kroların yazayım kısa olsun. Homolog kromozomların ayrılması. Arkadaşlar homolog kromozomlarımızı biz birini annemizden birini de babamızdan alıyoruz değil mi? Bak ben annemden mesela kahverengi gözlü geni almışım. Babamdan da mavi göz geni almışım. Şimdi benim bu kromozomlar mayozda ayrılıyorlar göz renklerini taşıyan. Eğer ben çocuklarımdan bir tanesine mavi göz genini verirsem, babadan da gelirse çocuk mavi gözlü oluyor. Ben kahverengi göz genini verirsem, babadan ne gelirse gelsin çocuk kahverengi gözlü oluyor. Neden? Çünkü kahverengi gözlü olmak diğer tüm göz renklerine baskın. O zaman çocuklar arasında göz renginde bir farklılık oluştu mu? Oluşmuş oldu. Demek ki homolog kromozomların rastgele ayrılması da çeşitliliği sağladı. Peki, yumurta ve sperm döllenmesine gelelim tek bir tane yumurta oluşturuyor. Annemiz yumurta ve spermin, milyonlarca spermin rastlantısal olarak birleşmesi, yani not alalım. Evet, rastlantısal birleşmesi. Hatta buna birleşme demeyelim, döllenme diyelim çünkü bu ifadeyi bilmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Döllenmesi Milyonlarca spermden hangisinin yumurtaya ulaşacağı, yumurtanın nasıl bir yapı oluşturduğu değil mi? Bunlar da yine bebekte çeşitliliğe sebep olur. Mesela bir örnek verelim. Spermim benim ya X kromozomu taşır ya Y kromozomu. Oysa yumurta her durumda X taşır. Çünkü annede sadece X var. Eğer X taşıyan sperm gelirse kız olur. Eğer Y taşıyan sperm gelirse erkek olur. Bakın bir numaralı çeşitlilik. Yine diğer özelliklerimiz için de geçerli. Anneden babadan gelen bu özelliklerin çocuklara aktarılması için arkadaşlar bu üç tane durum çeşitliliğin oluşmasını sağlar. Evet. Şimdi şimdi bir daha üreme şamasını bir daha izliyoruz. Bakalım. Kadın değil mi? Anne. Anne. Mayoz bölünmeyle ne oluşturdu? Yumurtayı. Öyleyse bir numaralı bölünme mayoz erkek 2 numaralı bölünmeyle neyi oluşturdu? Spermleri. Öyleyse 2 numaralı bölünme ne olmalı? Mayoz. Peki yumurta ve spermin birleşmesi 3 numara. Arkadaşlar burası döllenme. Peki oluşan hücrenin adı ne? Bunun adı zigot. Sonra zigot ne geçiriyor? Mitoz bölünmeler geçiriyor. Ve mitoz bölünmelerle büyüyüp gelişip yeni bir bireyi, yeni bir tatlış bebişi oluşturuyor diyoruz. Devam edelim. Evet örneklerle pekiştirelim şimdi. Mayoz hücre bölünmesi ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki evrede gerçekleşir. Doğru. Mayoz 1'de homologlar zıt kutuplara çekilir. Bakın bunu not almıştık. Bu çok önemli. Mayoz 2'de kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Bu da doğru. Bölünme sonucu oluşan dört hücreden ikisi diploid. Diğer ikisi haploid. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 2 en kromozomlu hücre mayoz bölünme geçirirse 4 tane en kromozomlu yani tamamı haploid hücreler oluşur. Öyleyse 3 numaralı seçenek yanlış. Peki bir bitki hücresinde gözlenen mitoz bölünme sırasında olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir diyor. Öncelikle kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekildiği evre mitoz olduğuna göre bu anafaz evresidir. Peki çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyorsa profaz evresidir. Aralemel oluşuyorsa telofazdır. Kromozomların hücrenin ekvatora dizilmesi de metafazdır. Şimdi sıralamamız sıralanmamız nasıldı? İp mat değil mi? İnterfaz yok. Profaz hangi numara? 2. Metafaz 4, anafaz 1 ve telofaz 3. Öyleyse hangi seçenek oldu? E seçeneği cevabımız. Evet. Şimdi ben testteki sorulara geçeceğim. Siz bu föyü kapattıktan sonra arkadaki soruları çözüyorsunuz. Sonra çözemediğiniz sorular için dinlemeye devam ediyorsunuz.